Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersin mevzuu ahiret hayatının hayatımızdaki anlamı. Hayatımızı nasıl anlamlandırıyor? Nasıl hayatımızdaki birbirleriyle çatışan ve çelişen, birbirine zıt gibi gözüken duygular, fikirleri bütünleştirip kıblesine nasıl koyuyor? Bu ahiret hayatı niçin insanlarda böyle biraz uzak olmuş? Bedenini yaşayıp hayatını anlamlandıramamış, ruhundan ve içsel yapısından bir habersiz insanın ahireti anlamlandırması zaten imkansız. Yani ahireti uzak görmenin sebebi kendisini bedenle ifade etmesinden kaynaklanıyor. Kendisini bedenle ifade ettiği için, ben derken bedeni kastettiği için ruhsal yapısını, duygularını, hislerini ancak konuşulduğu zaman hatırına getiren insan ahireti de konuşulduğu zaman hatırına gelir. Teklif edilen, önerme yapıyorum 2-3 cümle sonra mevzuya geçeceğim. Teklif edilen ahiret inancı insanın fıtratı reddetmemiş. Nereden çıkmış sonsuz hayat? Nereden çıkmış bir anda her yerde olmak? Nereden çıkmış her istediğimiz olmak gibi fıtrat reddetmemiş, itmemiş. Yani dinin teklifini fıtrat reddetmemiş. Tam tersine fıtrat bununla sükunet bulmuş. Oradan feyizler almış. Bunun en güzel zahirdeki delili, İnsan musibetlerde, dertlerde, sıkıntılarda ki biraz önce hastaneden geliyorum. Kardeşlerimizi ziyaret ettim. Biliyorsunuz böyle. Tavsiye ederim düğünlerinize, hastanıza, cenazenize gidin diye. Kardeşimiz Allah iman nasip etsin. Amin. Tamamen şey olmuş, vücut kanser. Ondan sonra sordum böyle. Ama biliyor çoğunluk. Dedim ki şu anda senin intiban, senin ifaden beni çok etkiledi bu. Bu ders tabii. Ne düşünüyorsun dedim. Tek bir şey hatırlıyorum şu anda dedi. Hasan kardeşim. Şu an. Okuduğum Kur'anlar, gittiğim dersler, okuduğum Risale'den başka böyle gözümü kapattığım zaman gözüm bir daha açabilecek miyim uykuya? Sırf onlara tutunuyorum diyor Abdullah. Sırf şu anda onlara tutunuyorum. Hiçbir şey yok dedi. Yalnız pişmanlık var. Keşke daha fazla derse gitse, okusaydı. Şimdi geliyorum, oradan geliyorum. Ondan sonra demek ki hastanede de gördüm. Ben söyleyeyim, siz de düşünün. Bakın bakalım. Bir daha alıyorum. Dinin teklif ettiği, söylediği, vaat ettiği ahiret inancını fıtrat reddetmemiş. Biraz önce anlattım. Nereden çıktı bekaya? Böyle bir şey istemiyorum ya. Böyle bir talebim yok ki dinin teklifine bu talebim cevap olsun. Demek ki fıtrat reddetmemiş. İki, tam tersine bela ve musibet hastalıklarında sükunet bulmuş. Dinle teselli bulmuş, tutunmuş. Ve üç, haşa yanlış olsa bu ahiret inancı, olmadığı bir şey inansak o bize faturası çıkmaz. Mesela namaz kılan kılmayan, ahirete inanan inanmayan, Allah'a inanan ve inanmayanın simalarına bakın, farklılık var mıdır? Eğer ahiret yoksa, yokluğa biz inanmışsak simamız onlardan farklı olmaz. Anladık mı bu? Çok ilginç bir şeydir. Benim garibime gitti orada.
Mesela topluma çıktığınız zaman X milletiyle namaz kılan ehli sünneti, ehli sünnetle ehli bidayı. Bazı şahıslara ben anlatmak istediğimi anlıyorsunuzdur. Bazı şahıslara uluiyet verenler, yani biraz aralayım, Şia. Tamam mı? Öyle bakın yani, yani namaz kılanlara inananlar ve gereğini yapan şeylerden demiyorum ama hani grup var ya böyle, bazı evleri var. Kısacası yanlış bir şeye inanıyorsak, onlardan farkımız olmazdı. Yani simalar farklı mı değil mi? Bu farklılık inancımızdan geldiğine göre sipsiyah çökmüş, insanı çoğusu ürküten simalara sahipler. Dinden uzakta olanlar. Öyle tiplere de denk geliyoruz ki, tiplerini görsen 6 ay işin ters gidiyor. Demek ki bunu şunu kastediyorum. İnandığımız bir şeyden feyiz alıyoruz ki simalarımız değişmek. Şey için demeyeceğim. Benim sima namazsız bir simadan, namaz kılmayan bir insandan rahatça ayrılır. Ayrılır mı, ayrılmaz mı? Ayrılır. Sizin ayrılır mı, ayrılmaz mı? Ayrılır. Ver şuna bak. Bak şuna. Hepiniz söyle. Ayrılır kardeşim. İsim vermek istemiyorum. Bir azınlık olan Türkiye'de bir grup şey var. Şia'yı bahsetmiyorum. Hemen o çok belirgin gösteriyor. Bakın simalar. Bu da neyi gösteriyor? İnandığın şeyin vücuttaki tezahürü bu. Ruhtaki ferahlık, ümit, yeisten çıkarması. Bu da hak olduğunu ve kendileri söylüyor. Sen şusun, mesela hava uçakla geldim. Daha yeni oturduk. Hoca efendi diyor, bir şey ister misiniz diyor. Hoca oldum nereden biliyorsunuz dedim. Daha bir şey çıkarmadım. Yani Kur'an Muran çıkartmadım. Güldüm. Belli be kardeşim. Ben buna ne demek istiyorum? Yanlış olan bir inancın neticesi doğru olmaz. Çünkü yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Aleykümselam. Peki simalar niçin farklı? Hatta cemaatleri bile fark edersiniz. Fark edersin. Hemen tak tak. Hemen gözüküyor. Bununla şunu kastediyorum. Avam gözlü tabakası bile ahiret inancını gözleriyle görebilirler. Topluma çıksın şu Sultanbeyli Caddesi'ne. İnsanlara baksın. Ahirete imanı yüksek olan, iyi olan vesaire. Eylemi olan, namazı olan, orucu olan vesairesi olanın simasıyla dinle alakası olmayanın siması farklı. Bununla şunu anlatmak istiyorum. Yani haşa ahiret olmamış olsa yanlış bir şeye iman etmenin doğru bir neticesi bizde gözükmez. Nurani ve hak hukuka riayet eden, yani samimi iman eden de bahsediyorum. Simaların nuranidir. Davranışları seni rahatsız etmez. Ticaretleri, esnaflıkları, yani yaptıkları işleri Allah'ı ve ahireti gözettikleri için orada da tezahür eder. Bu da gösteriyor ki fıtrat ahiret inancını reddetmemiş. Ahirete imanı fıtrat itmemiş. Yaratılışa, nereden çıktı ahiret inancı ya? Ben hiç kafama yatmıyor ya böyle bir şey. Dememiş. Tam tersine bela ve musibet, hastalıklar geldiği zaman bize dal olmuş. Tutunmamıza vesile olmuş. Şimdi kişinin, bireyin yaptığı katkıdan bahsedeceğim. Ahiret inancı ne katkı yapıyor? Şualar 222.
Ahiret inancı bir, insana ne katkı yapmış? İki, insanın aile hayatına ne getirmiş? Üç, çocuklara neler getirmiş? Neyse gidiyor böyle. Ben insana ne katmış? Ahiret inancı tamam orada yaramayacak. Orada neticesidir. Ahiret inancı hayatta ne anlam taşıyor? Hayatımızı nasıl anlamlandırıyor? Nasıl içsel yapıyı dengeleyip, tatmin edip fıtratı kıblesine koyuyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Saate baktım. İnsan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misullü dünya ile alakadardır. Akaribi ile münasebetler olduğu gibi nevi beşerle de ciddi ve fıtri münasebetlerdir. Şurada sığırı kesin, öteki sığır otlar. Bazı sığır veya hayvanlarda duygusallık oluyor. Ani ve fanidir. Demez sığır ki, ah ulan ah, batsın bu dünya, dün akşam falan ahırdaydık, şimdi bu böyle bir ahırdayız. Ahırı seçmez. Hiçbir endişesi yok. Yani komşularım nerede? Komşularım vardı, akrabam vardı. Hani hep misal veririz. Sığır için gül ile yeşil bir yonca ot farkı var mı? Kedi için bir kopmuş balık kafası et parçası ile muhabbet kuşu arasında fark var mı? Yani bakın, güzelliğe bakın. Güzelliği her çeşidin her mertebesini fark edip zevk eden, anlamlandırıp onunla bir yerlere taşınan bir insan var. İnsan. Şimdi insan hayvanın aksine olarak hanesiyle alakadar soruyorum size, evinizde kızınız, oğlunuz, torununuz, karınız, anneniz, babanız dişi ağrıyor. Sen ağrıyorsa ağrıyor. Benim mi ağrıyor? Deyip rahat yatabilir misin? Huzure olur mu onun derdine derman olmadan? O odasında kıvranıyor. Benim ağrmıyor ki. Der mi? Demezsin. O hanenle alakadarsın ama sır. Ötekisinin ağrısı var. Umrunda değil. Niçin değil? Sığır olduğu için. Sığırların da umrunda olmaz. Sığır fıtratlı olanlar da yakını batmış, karısı kötü yollara düşmüş, evde para yokmuş. Efendim ağlıyor. Eve gittiğim zaman öyle bir despot ki sanki firavunun türevi ya. Çoluk çocuk kapı bacak arıyor. Divanlara sığınacak yer arıyor. Çünkü firavun gelmiş sanki ya. Yani eve baba değil firavun gibi ya. Böyle bir Müslümana İslamiyet de yakışmıyor. O maalesef öyle bir cümlemiz var. Biraz da yayılmış ya. Bazıları kızıyor, bazıları takdir ediyor. Bazılarına, bazı Müslümana İslamiyet kisvesi yakışmıyor. Şunu söyleyeceğim hemen kısacası. Süleyman Aleyhisselam hayvanlarla görüşüyordu. Konuşuyordu biliyorsun. Bir serçe kanadı kırılmış, mahkemeye vermiş. Bunu Resulullah söylüyor. Ahmediye değil mi ne okumuştu? Bu olmuş yani, menkıbe değil. Konuşuyordu. Mahkeme kurulmuş. Şu adam diyor bana taş atarak kanadımı kırdı. Ey Allah'ın Resulü. Niye kırdın dedi adama. Benim tarlama indi diyor. Yiyordu. Niye yiyordun demiş. Kuş demiş ki, ey Allah'ın Resulü sen de bilirsin ki bizde haram helal yoktur. Ve bizim rızkımız sizin rızkınızın içine konmuştur. Sizin hayatta bu rızıktan çıkması için yaptığımız katkılar vardır. Çünkü o bazı mahlukları temizliyor, hayatı dengeliyor, aşılıyor. Bu sefer kuşun aramı var mı? Bu tarlayı in, bu tarladan yeme. Onun rızkı da bizim rızkımızın içine konmuş. Adam, taş atan adam mahkemeyi kaybediyor. Kısasa kısas. Kolu kırıldığı için adamın kolu kırılacak.
son sözünüz nedir diyor. Bu meseleyle alakalı anlatıyorum. Kuş diyor, karar verilmiş, kolu kırılacak. Kuş diyor ki, ey Allah'ın Resulü, karar şimdi kolu kırılacak mı adamın? Kırılacak diyor. Ben dedi kolun kırılmasını istemiyorum, kırılmasını istemiyorum. Davacı olduğu için ya diyet alır, ya affeder, ya başka bir talep eder. Buna mukabil bir talebim var diyor. Ben diyor bunun Müslüman kisvesine aldandım, bu bana bir şey yapmaz diye tarlaya indim. Pek de kaçmadım çünkü Müslüman yapmaz. Bu benden sonra başkasını aldatmasın diye kolu kırılmasın ama İslami kisvesini kaldırın. Müslüman gözükmesin diyor. Başka bir şey istemem diyor. Bazı Müslümana İslami kisve yakışmıyor. Yaptığı sahtekarlıktan, alavera dalaveresinden, evdeki despotluğundan, ahlaksızlığından, zalimliğinden. Bu erkeğe demiyor, kadın da böyledir. Yani eve geliyor, anne midir? Kimdir belli değil ya. Yani geneli söylüyor, bazı Müslümana dedim, bazı erkeklere demedim. İslamiyet kisvesi tesettür, o tesettür ona yakışmıyor. Keşke o tesettürün altında o ahlaksızlık olmasaydı. Ama İslami Müslümana ahlaksızlık da yakışmıyor, cehalet de yakışmıyor. Ona İslamiyet yakışmadığı gibi. Ağır bir soru. Şimdi insan bak hanesiyle alakadar kızının oğlunun dişi ağrıyor. Ötekisi odada yatamıyor. Sen öyle değilsin. Ha insan böyledir. İnsan hayvana muhalif olarak hanesiyle alakadar iki dünya ile alakadar değil miyiz? Herhangi bir yerde bir mazlumun burnu kanasa biz rahatsız olmayız mı? Oluruz. Peki hayvanda bunu anlatabilir misin? İnsan hanesiyle alakadar, iki dünya ile alakadar, sonra akrabalarıyla alakadar. Yani hutbede okuyoruz ya. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel ba. Yazukum leallekum tezekkerun. Adaleti emrediyor değil mi? Adaleti emrediyor. İyilik yapmayı emrediyor. Yakın akrabaya yardım etmeyi. Çünkü din ilk önce yakın akrabadan tebliğ edilmiş. Demezler mi senin getirdiğin eğer bir şey olsaydı senin yakının iman ederdi. O zaman zekatta da ilk hakları odur. Ona vereceksin. O zaman alakadarız yani akrabamızda. Köyünüzde birisi bir şey olsa duysanız rahatsız olmaz mısınız? Ama sığırda yoktur. Bu örnek veriyor. Hayvanlarda yoktur. İnsan olan insanda vardır. Hanesiyle alakadar, dünyayla alakadar, akrabasıyla alakadar olduğu gibi bütün insanlarla da ciddi alakadardır. Mesela bir kafir Rus'un ölmesini istemem ben. Müslüman olup ölmesini isterim. Bütün insanla alakadar. Aman bana ne diyemiyorsun. Bak başkası için ölüyor. İnsan böyledir ya. Çok gariptir. İnsanı anlatmaya çalışıyor burada. İnsan. Böyle bir tuhaf mahluk. 60 kilosuna bakma. Bu 60 kilonun taşımış olduğu kafasındaki akla, kalbinde beslediği istidada nispeten alemi şehadettardır. Bu aklın fikirlerini, kalbin meyillerini, ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak ahirettir. Evet 60 kilo ama şu kafa semalara tasarruf ediyor. Dünyanın dibine giriyor. O küz 300 kilodur. Yanındaki biliyorsunuz belgeselde. Yanındakini aslan parçalıyor. 300 tane dev öküz. Hepsi değil. 2 tane omuz taksa böyle. Boynuzunu gösterse bir aslan yanaşamaz. Senin yanında bir insana zarar verseler, boğulsa, ateşe düşse ne yaparsın? İnsan böyle bir acayip değil mi? Ne kadar mükemmel. Böyle bir şeydir. Ve dünya böyle bir insan ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi böyle bir insan bu ana kadar. Şimdi
Beka istiyoruz. Tek başına ahirette olsan ne olur ki? Şöyle diyeyim. Tek başınızasınız Sultanbeyli'nde. Herkes gitmiş, uçmuş. Biz sen varsın. Bütün kuyumculuk dükkanları, petrollar, paralar, fırınlar hep sen, senin. Ama hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Yaşanır mı burada? Ancak şöyle anlarız. Bir haftalığına, üç günlüğüne aileni gönderdin köye ya. Çocukların, hanımın, evladın o gürültüsü bile seni rahatlattığını fark edeceksin. Gürültü bile insanı rahatlatıyormuş. Sessizlik bile insana en büyük ses olarak geliyor bazen. En büyük ses sessizliktir. Çünkü her şeye benziyor. Bir ses ise bir şeydir. Ondandır ki yalnız kalınca oradan bir şey duydum. Birisi geçiyor. Kim var mutfakta? Allah Allah bir ses duydum. Bir tanesi bugün diyor. Musluğu kaldırıyorum abi dedi. Musluğun sesi var ya. Sanki annemin sesini duyuyorum. Beyin imal ediyor. Kimse yok ki evde. Beyin ya. Şimdi böyle bir insan dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi insan bekasını izliyor. Ama sen evde tek başına mutlu olamazsın. Sen mutlu musun? Cemiyet mutlu olmadan yine sen mutlu olamazsın. Mutsuzların içinde mutlu olamazsınız. Yemek yiyorsun, etrafın aç, gözüne bakıyor. Aç, aç. İştahlı yiyebilir misin? İnsan beka istiyor ama yalnız da olmaz. Cennete gittik. Cennete gittin sen, hiç kimse yok. Öyle bir makama çıktın ki yalnızlaştın. Cennet midir orası? Orası cennet değil. Hususi sana cehennem gibi olur. İnsan mutlu olmak için alakadar olduğu kişilerin de mutluluk ölçüsüne göre mutlu olur. Yakınımdaki biri mutsuz görsem ben mutlu olamam. İnsan muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide bekasını aşk derecesinde arzuluyor. Dünyada soğuktan sıcaktan kurtulalım bir eve barınalım diye ev istediğin gibi öldükten sonra da bir ahireti ister insan. Fıtraten ister. Şimdi ne zaman ister? Muhammed gibi 30-30 küsur yaşında olunca zor. Çünkü ölüm yok ki. Hani 40'tan önce ölüm pek hatıra gelmez. Onun için delikanlı derler. Deli. Kan. Deli deli. Kan. Nasıl atacağı belli değil. 40'tan sonra ruhu peyda edince kabir gözükmeye başlar. Bu sefer o deliliği bırakırsın. Tedbirli palto giyersin, bilmem ne yaparsın, kavga gürültüden uzak durursun. Kabir gözüktü uzaktan, geminin bacası gözükmeye başladı. Bu elimle o kadar ceset yıkadım ki. Bak bir tanesinden geliyorum dedim ya. Allah-u Alem, işte doktor demiş ki her şey hazır ol. Bu da duydum onu, biliyor. Ne soruyor? Hadi bakalım dinden başka bana bir cevap bulun da ben giderken iade edeyim ona. Dedi ki Hasan kardeş dedi. Her an öleceğim ben dedi. Sana da demişlerdir dedi. Her an bak Allah Allah. Azrail nasıl gelecek bana? Okudum Kur'anlar, kıldım namaz, dersler. Nasıl olacak dedi. Hiç işlediğim günahlar. İyi ki bir kilo içtim rakı. Ulan bir teneke niye içmedim demiyor. Azal bana nasıl gelecek? Ne olacak deyince ne olur vitesi olarak merak etme abi ya. Mercedes var ya aşağıda. Mercedes'e koyacağız seni. Mercedes'te kabire indireceğiz, kapatacağız. Nasıl o Mercedes'te hangi kuyuya girdinse çıkmışsın. Oradan da çıkarsın. Hadi teseli ne olur? Abi. Sen ölümü, yani bedenden kasıt, ben derken bedeni kastediyorsan öleceksin sen. Ve kabre gireceksin. Ama bedeni kastediyorsan. Ama ben derken bedeni kastetmiyorsan, yani benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum. Bak ben diyen arkada. Benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O ben diyeni kastediyorsan müjdeler olsun. Teris olacaksın.
O adam öyle güldü ki kulaklarına kadar geldi şey ağzı. Çünkü küllü nefsin zaikatul mevt. Her nefis, yani beden hayatı, ölümü tadacaktır. Ama yaşarken bedenini yaşamayan, ruhunu yaşayan, yani Allah'ın emirleri dairesinde yaşayan, bedenine zaten ölümü tattırmıştır. Ona günahları tattırmadığı için nefis ölmüş. Ölen de ölmeyecek, teris olacak. Ya. Allah göstermesin diyeceğim ama mutlaka öleceksin. Dişinizi sıkın, yakında geçeceksiniz zaten. Kim, bak o beklerken hangimiz önce gideceğiz? Veli dedi. Kalp yapmış. Balkonda bulunmuş ölü. Ben fazla alakadar olduğum için beni arıyorlar ya. İşte ya cenazesini, ya şeyini, ağzına vesaire. Balkona pat düşmüş. 54 yaşına. Biraz beni rahatsız etti. Çünkü benden bir yaş küçük. Ben zannediyorum ki ölümler hep öyle 60'ın üzerine. 54'te gitmiş ya. Ölüm gerçeği karşısında imanı bile ahiretten başka hiçbir teselli yok. İmanı bir ahiret, ahiret iman da yetmiyor. Hasan kardeş, buyur abi. Azrail gelince şimdi nasıl bir şey olacak ya? Abi daha önce hiç ölmediğim için bilmiyorum ama bir şeyleri sana söyleyeyim. Sen böyle bir şey açarsan bana bildirirsin. Böyle durumda da diyor bana şaka yapıyorsun. Dedim abi ölmedim ki. Azrail nasıl düşünüyorsanız öyle olacak. Yani ne demek? Bütün yaptığın hasenat eksi bütün yaptığın günahlar topla. Sebaplarında günahını topla. Kalan fikir, his, latife, duygu. Yani aklen, kalben, ruhen, fiilen yaptığın iyilikleri. Aklen, kalben, ruhen, fiilen yaptığın kötülükleri çıkar. Çıkan o netice donmuş senin Azrail'in olacak. Azrail'in o. Azrail'in şeklini sen oluşturuyorsun. Azrail'in sen oluşturuyorsun. Abi bilmiyorum ki dedim Azrail'in senin nasıl? Bir anlat hele de Azrail niye farklı dedi. Azrail her şekle giriyor. Mesela onun arkadaşı olan Cebrail dihi suretine girmiş. Sahabeye girmiş. Dedi ya biraz manevi değil mi olur mu dedim ya. Cebrail aleyhisselam dihiye suretine girince Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan dedim onun cebine hemen saldırdılar. Dihiye radiyallahu anh boş dolaşmazmış. O iki çocuklar da Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan radiyallahu anh böyle onun cebinden bir hurma bir şey alıyorlarmış böyle. Hemen ticaretin geldiği zaman cebine koyarmış alışmışlar. Çocuk pat diye bir cebine ötekisi bir cebine koşarmış. Dihiye amca ne getirdi diye. Dihiye zannettiler. Cebrail olduğunu biliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cebrail geldi diye suretini. Torunları ne bilsin Cebrail'dir. Hemen hücum ettiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam beşer ya. Böyle kalmış. Cebrail devreye girdi aleyhisselam. Ya Muhammed. Biz dihyeden aşağıya kalmayız. Biz de koyarız cebimize bir şey dedi. Ne demiş bak bir daha söyleyeyim. Allahümme ya selam. Ya Muhammed, ya Resulallah. Biz dihiden aşağı kalmayız. Endişe etmedim. Fesvan. Bir güzel Allah'ımız var ya. Böyle Allah'tan korkulmaz, böyle Allah'tan utanılır. Ya bu kaderine karşı... فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bu kadar nimetleri nasıl yalanlıyorsunuz? İnsan utanır. Yani böyle bir Allah'ı kaçırmak değer mi yani? 5 kuruş dünya için. Bu Allah'ı kaçırmak, Allah'ı kaybetmek, cehennem bir şey değil ki. Allah'ı kaybetmek, cehennemin sahibini kaybetmek cehennemden beter değil midir? Böyle güzel Allah kaçırılır mı ya? Cebrail'i gönderiyor dihyeye. Ya Muhammed, biz dihyeden aşağı değiliz.
Çocuklar da aldı. Bu tabii her şeyi buldular ya. Subhanallah. Ne korkuyoruz? Yaşasın. Kahrolsun günahlar. Günahından korkar. Merak etme. Adam gibi yaşarsan adam gibi muamele görürüz. Ebu Cehil gibi yaşayıp da Ebu Bekir gibi de muamele bekleme hakkımız yoktur. Nasıl yaşarsak ayet edeyim mi? Öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle aş edilirsiniz. Azrail'i donmuş amelimizdir. Bak, artılarımız, bütün hasenelerimiz, haseneyi söyledim. Aklen fikir, kalben his, ruhen latife, bedenen fiil. Dört, karıştır, tencereye koy fikirlerimizi, koy tencereye hislerimizi, latifemizi, eylemlerimizi, yaptığımız oruç namazları koy, karıştır. Eksi, yaptığımız aklen, kalben, latife ve eylem, yaptığımız günahları çıkart, çıkan sebap ne kadarsa o donacak böyle. Hani siz bilirsiniz yani. Çiğ köfte 5-6 tane madde konuluyor. Kaç tane konu bilmiyorum ama tahmin attım. O kadar var mı? Yok değil mi? Tuz var, isot var, biber var. 4 tane. Şimdi bunun 3 tanesi var, 1 tane eksik. E nasıl olur? 2 tane eksik nasıl olur? Bir tanesi çok gene değişir. Oran ya. Bu sebapların böyle şekline göre azayı değişiyor. Nasıl istiyorsan Azrail'i, aynı sipariş ver gelir. Öyle yaşadın mı öyle oluyor. Siparişi göre oluyor. Evet, bir şu dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar ebedide bekasını, aşk derecesini arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi, dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtrate mecburdur, çabalıyor. Şimdi ah, insan bu dünyada yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Akıl fikirler var yani, akılda fikirler var, oynak. Ya bunları nasıl fikrimizi sabit bir ölçüyle ölçülendireceğiz ki aklımızın belası akıl olmasın? İnsanın aklının en büyük belası kimdir biliyor musunuz? Aklımızın belası akıldır. En büyük bela düşüncelerimizdir. Psikoloji sorunlar düşüncelerimizden çıkmıyor mu? Bak, aklımızla noktalı virgül. Aklımızla aklımıza hakim olamayız. Bak bir daha, aklımızla aklımıza hakim olamayız. Aklımızı aklın ustasına teslim edersek aklımızla hakim oluruz. O zaman dünya cennet olur. Senin dünyanı çekilmez yapan, cehenneme dönüştüren düşüncelerindir. Onu senden kurtaran, aklına istikamet veren ahiret inancıdır. Ahiret inancı kaliteli olursa, ben inanıyorum. Aha, öyle değil bu iş. Tamam, buradan başlıyor da o akla ahiretin fikirleri doldurursan, bu akla diyor ki midenin ihtiyacı var, gidermesen ağrıyor. Kulağın ihtiyacı var. Kulağın ihtiyacını köyde veya hapiste olanlar bilir. Tek olan, aylar geçer, haftalar geçer, bir insan sesi yok. O sessizliğin nasıl dehşetli ses olduğunu hapiste yatanlar bilir, tek yatanlar. Tek koğuşta yatanlar bilir. Sessizliğin nasıl dehşet olduğunu, yalnızlığın nasıl vahşet olduğunu, karanlık altında zifiri, aydınlığın lambanın altında zifiri karanlıklar yaşandığını hücrede tek kalanlar bilir. Ama kabir de buna benzemiyor. Olan zındık olsa da karşıma çıksa da böyle iki kelam etsem ya. Hani iki bir zındık çıksa, olsun lan zındık. Böyle dedik, böyle bir zındık gelse de buna iki kelam etsek ya buna. Allah'ı anlatmaya muştak kaldık ya. Diyorlar.
midenin ihtiyacını, kulağın ihtiyacını, gözün ihtiyacı olduğu gibi insanın ebedi uzanmış sofraları var. Akıl gıda ister. Kalp gıda istiyor. Bak, kalp gıdasızlıktan vesvese. Akıl gıdasızlıktan düşünce belası ki deyim. Ruh gıdasızlıktan yeis, ümitsizlik ve içsel zulümatlar. İnsaniyet gıdasızlığından da insaniyetimizi kaybediyoruz. Yani demiyor muyuz? Ulan insanlığına yazıklar olsun lan. İnsanlığını mı kaybettin? Demek insan insan değil, insandan daha üstündür. İnsanlık ona verilmiş, insanlığı kullanacak. Bak demek ki akıl gıda istiyor, kalp gıda istiyor, ruh gıda istiyor, insaniyet gıda istiyor. Nedir onlar? İmanı bil ahirettir. Onları tedarik etmeye muhtaçtır. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Aklı memnun etmiyor. Hepiniz bilirsiniz. Ulan köyden geldik, hepimiz köylü çocuğuz. Ulan İstanbul'da bir kümesim dahi olsa şu kiradan çıkayım. Ekide bir ev sahibinin böyle kapıya vurmasından bıktım. Daha hiçbir şey istemem demedik mi? Bir evimiz olsun tamam. Sonra Allah'ını verdikten sonra ulan ya çekme katlı olsa ya şimdi. Hani lan o yetse yetiyordu. Tamam. Ulan şimdi bir dükkanım olsa. Tamam o da oldu. Ulan bir arabam olsa. Ulan bir de yazdım olsa. Duruyor mu yani insanın fıtratı? Bunları tedarik etmeye. Bak öyle arzuları ve matlaplar var ki ebedi saadetten başka insanı memnun edemezsiniz. Bir mana söyleyeceğim. Allah Resulü'nün hadisini hatırlıyorum Mustafa. Diyor ki insanın akıllarını, kalplerini memnun edemedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. Bak bir daha. İnsanların akıllarını ve kalplerini memnun etmedikçe sizin fiilen yaptığınız hiçbir iyiliğiniz onları memnun etmeyecektir. Muvakkaten çok sağ olasın. Hani deriz ya Anadolu'da. Olan ya dizine dursun lan. 40 seneden yedidik içirdik. Kalktın eteğini boşalttın. Niçin biliyor musun? Sen iyilik bedenine yaptın. Midesine doldurdun. Tarla verdin. Meyve verdin. Akıllarına ve kalplerine yatırım yapmadıkça hiçbir iyiliğiniz. Ha böyle yapıyor. Senin oğlun yapmıyor mu böyle? Sen yaptığın gibi de babaya böyle yapınca o da oğlun da böyle yapacak. Sen çocuğu kreşe mi koydun? Hiç merak etme. O çocuk seni yarın Darul Acize'ye koyacak. El cezamin cinsil amel. Sen onu anasız babasız mı büyüttün? Sen de evlatsız yaşı öleceksin orada Darul Acize'de. Sen ona yabancı kadını ana yaptınsa o da yabancı çocuğu evlat yapacak sana. Ya ey annesi babası evde olan bahtiyar kardeşim sakın ha sen ol. Zaten pek adam değiliz bari onlara yardım et de ahiretimiz kurtulsun. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e hiç diye dönmesini mi isterdin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Dedim, baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti, cehennem de olsa beka isterim dedi. Bunda bir şey söyleyeceğim size. Şimdi, haşir meydanındaki insanın fıtratını Allah konuşturup bize haber veriyor. Diyor ki, cehennem önümüzde, cennet önümüzde, haşir meydanında insan şöyle diyecekmiş, kaybeden. Ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olsaydım. Niçin yok olsaydım demiyor? Çünkü insanın fıtratı yokluğu hiç istemiyor. Peki şu soruyu soruyor. Benim hocam sormuştu. Talim hocam. Ya dedi ustad böyle diyor diyor. Ayette de böyle diyor zaten. Ya ben cehennemi görsem. Ya leyteni kün tuturam. Yani keşke toprak olsaydım. Yani mesuliyetli olmasaydım dünyada. Mesuliyetsiz olsaydım da şu anda hesap sorulmasaydı. Ya diyor ustad diyor ki cehenneme yok olmaktansa diyor ustad diyor cehennem dahi olsa beka isterim. Ya ben niye diyor cehennemde yanayım yok olayım derim diyor. Bak ustad diyor ki vicdanımdan sordum hayalimden sordum.
İnsanın fıtratı beka istiyor. Azap dahi olsa bile fıtrat. İnsanın nefsi azap istemiyor, yok olmak ister. Nefsi. İki tanedir. Odunda bir duman var, bir nur olduğu gibi. Cehennemi istemem. Yani ya yok olayım ya. Hani niye cehennem olsun? Beka dahi olsa, cehennem dahi olsa beka olsun diyen ruhtur. Cehennem istemem, yok olayım diyen nefistir. Vicdanımdan sordum. Küçüklüğümden, fıtratımdan sordum. Demek ki onu ayırt etmiş, temiz etmiş. Çok sorulduğu için cevap verdim. Son paragrafımı okuyorum, bitiyor. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri takmir etmiyor. Araba istiyoruz değil mi? Sonra 15 gün sonra adileşiyor. Hani senelerden beri o arabanın peşine koşuyorduk. O araba olsa tamam. Bir ay sonra, 6 ay sonra. Hani lan ölüyordun, bayılıyordun, yok oluyordun, beni mahvettin, köfte ettin, viran ettin kız için. Ölüyorum. Sonra öldürüyorsun lan. 6 ay sonra oldun çorba. Nasıl oluyor? Köfte oldun be. İnsanın fıtratı Allah'ın dışında her şeye alışıyor. Alışıyor. Ha, insanın mahiyet insaniyede böyle özellik var. Nedir o? Ne arzularsan arzula. Ele geçince sıradan oluyor. Çorba oluyor. Baklavada en lezzetli anınız ilk aldığınız dilimdir. Gittikçe dilim yedikçe çorba mercimek çorbasına dönüşüyor. Evlilik de öyledir. Sıradan oluyor. Hani her şey oydu. Değilmiş ya. Bana seni gerek senin. Fıtrat bu kardeşim, fıtrat. Fıtratına zıt hareket edemezsin. Hayat acımasızdır, aynı zamanda acımalıdır. Hayatta boşluk yoktur, çarkları vardır. Çarkların arasına sokar bitirirsin böyle. Fıtrata yalan söylemeyeceksin, kendine ihanet etmeyeceksin. Fıtrata yalan demek şu, fıtratın istediğine, fıtratın sesine kulak verip onu yaşa. Beka isterken faniye yapışma. Fani çalış et. Araba al. Garaja koy. Kalbine koyma. Para kazan. Cebine koy. Kalbine koyma. Çıkartmak zor olur. Dünyaya eve ev sahibi gibi oturma. Çıkması zor olur. Kiracı gibi otur. Madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayali bu dünyada... Bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye. Ebediyet de fıtratın alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde insan, bitiyor arkadaşlar. İnsan nihayetsiz emel ve arzular var. Ne istiyorsun bak bakalım dünyada bir tanesi var mı? Yani öyle barınmak için araba değil. Beka istiyorsun. Bende var, sizde de var galiba. Sonsuzluk var. Ölüm istemiyoruz. Hastalık istemiyoruz. İhtiyar olmak istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Her istediğimiz her an yerine gelmesini istiyoruz. Ne? Say. Hiçbirisi burada yok. Olmayanı niye istiyorsun o zaman? Ha, o, burada olan bedenindir, onu ister. Burada olup buralı olmayan ruh geldiği yeri istiyor. Ruh istiyor onu. Burada olup buralı değil ruhun. Merhametin buralı mı? Vefan buralı mı? Hayan, merhametin, şefkatin buralı mı? Değil. Elbette bak, gayet cami mahiyet insaniye, ebediyetle fıtratın alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde, bağlıyız. Oraya bağlıyız. İsteklerimize bağlıyız. Bazen de onun kölesiyiz. Bazen bir nefsimizin arzusu için ne köpeklikler yapıyoruz. En başta benim. Küçük Hasan diyorum, büyük Hasan. Bak geçenlerde bana ne çorap ördü. Çermikteyiz, ona bir kabak tatlısı geldi. Bir iki tane attım, devam et diyor. İçeriden ses duyuyorum. Siz de dikkat edin, görürüz. Biraz da ver diyor. Lan 3-4 tane attık lan dilim, tamam. Ama diyor bugün beni akşama kullandınız diyor. Küçük Hasan büyük Hasan'a diyor. Büyük Hasan ruh, küçük Hasan ne biz?
O da diyor ki akşamdır diyor. Olmaz diyor. Şimdi Büyük Hasan kabak tatlısını nasıl, şimdi ne yaptı küçük? Atıyorsun bir tane, bir vuruyor, oltaya balık gibi, bir şey anlatacağım için anlatıyorum. Bir vuruyor, bir şey anlamıyor. Ha bir daha ver diyor. Bir daha ver diyor, onun için çok yeniliyor. Büyük Hasan bir çıkış yolu buldu. Kabak tatlısını koydu dile, yutmadı. Bastırdı, yaydı. Beyine devamlı yutmadı ya, beyine sinyal veriyor. Var, 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 var. Var çok yemiş gibi şey yapıyor. Çay çok içenler de öyle yapın. Bir de bir yudum alın, tutun ağzınıza. Sanki devamlı var gibi oluyor. Tamam. Şimdi bunu şaka yoluyla niye anlatıyorum? İki tane zıt birbirine fıtrat var bizde. De onu. Ayıptır ya. Verme. Ver ya. Sebaptır. Kılma. Sonra kılarsın 5 dakika sonra. Oğlum hemen kalk dedi ya. İki tane zıt ses var. Bu alçak. Sizde de var. Sizin küçük. Bu da büyüğünüz. Sen şöyle yapacaksın. Sıstan. Doğrusun. Bu diyor ki Allah yoktur. Diyor, tövbe ya bu diyor. Bu diyor ki en mahremine arzu olur. Bunu bilme. Ötekisi tövbe tövbe. Bana çok geliyor. Abi böyle şeyler oluyor. Lan var işte nefiste var ya. Yani iki tane zıt şeysin. Korkma sıkıntın. Küfür vesvese. Senin zatı değil, bu serserinindir. En büyük tuzak şudur, onun sözünü kendi sözün zannetme. Seninle alakası yok. Yeter ki sen onunla amel etme, korkma, itikatsızlıkla da alakası yoktur. Bu arada aranızda birisinin vesvesesi var ciddi, öyle hissettim. Cevap, işte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde, sermayesi bir cüz-i cüz-i ihtiyari ve fakri mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz günahlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Vâhir davâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs selâvâ.